Evet, sunumlarımıza devam ediyoruz. Bugün iki tane sunumumuz var. İkinci sunumumuz şöyle: beyaz eşya sektöründe yüzey işlemlerin geleceği ve yeni trendler. Konuşmacımız Arçelik Arge bölümünden Simge Tarkuç. Kendisini buraya davet ediyorum. Herkese merhabalar. Ben Simge Tarkuç. Arçelik Merkez Arge'de metal ve yüzey teknolojilerinde teknik lider olarak görev yapmaktayım. Öncelikle bugün Bin Eurasia'da tüm Yüzey İşlemleri Derneği'nin hazırlamış olduğu bu panelde sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu dile getirmek isterim ve derneğimize de davetleri için teşekkür ederim. Bugün konuşmamda sizlere beyaz eşya sektöründe mevcutta kullanılan yüzey işlemlerinden örnekler aktarıyor olacağım. Aynı zamanda bu kullanılan teknolojilerin, uygulamaların yine devam eden süreçte nasıl gelişimlere açık olduğundan bahsediyor olacağım. Ve son noktada da aslında, en sonda aslında şu an farklı sektörlerde kullanılan yüzey teknolojilerinin beyaz eşya sektörüne transfer edilmesiyle, yani uygulanmaya başlanmasıyla neler kazanabileceğimizi de sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikle bizlerin ürünlerimizi geliştirirken odağımıza aldığımız bazı alanlardan sizlere bahsetmek istiyorum. Bizler ürün geliştirme süreçlerimizde yeni teknolojileri geliştirirken, yenilikçi ve çevreci çözümleri ürünlerimize entegre ederken aslında odağımıza özellikle sürdürülebilirlik kavramını yer ediyoruz. Sizlerin de bildiği gibi özellikle Arçelik, dünyaya saygın vizyonuyla tamamıyla ürünlerinde yenilikçi çözümleri sunarken çevreye karşı olan duyarlılığını da yansıtmaya çalışmakta. Burada farklı nedenlerden dolayı gün ve gün karşımıza çıkan bir enerji krizi var. Bundan dolayı ürünlerimizde artık enerji verimliliğini artıran teknolojileri birleştirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde su kaynaklarında yaşanan problemler var. Bundan dolayı suyun tüketimine dair olan çözümlerin de ürünlerle birleşmesi lazım. Peki sadece ürünlerle mi birleşmesi lazım? Tabii ki hayır. Bizler için önemli olan uçtan uca tüm yolculukta, yani proses aşamasında da hem enerji tüketimine hem de su tüketimine odaklanmamız gerekiyor. Bundan dolayı ürünlerin üretimi esnasında uygulanan yüzey işlemleri bu aşamada önemli bir yer tutmaktadır. İkinci ana odağımız aslında dijitalleşme. Burada biz nereden bahsetmek istiyoruz? Farklı malzemeler kullanma durumunda kalabiliyoruz. Çünkü yine örneğin 2019 yılında karşımıza çıkan COVID salgınıyla beraber ham madde tedariğinde problemler yaşadık. Bundan dolayı farklı ham maddeleri kullanmamız gerektiği durumlar oldu. Bunların tasarımlarla olan uyumluluğun ve daha sonra ürünün ömrü boyunca karşılaşacak olan zorluklarda dayanımını test etmek için de yine dijital ortamlardan, yani modellemelerden, simülasyonlardan faydalanıyoruz. İkinci bu başlıkta yine bizlerin üretim süreçlerinde, ürün geliştirme süreçlerimizde önemli bir yer tutmakta. Ve tabii ki dayanıklılık diyoruz. Beyaz eşya sektörü, dayanımlı tüketim aletleri. Bizim ürünlerimizde tamamıyla yapacağımız tüm gelişmeler aslında ürünün kullanım süresince dayanıklılığının artırılmasına katkı koyacak. Ürünlerin geliştirme süresince yolculuğumuzda odağımızda olan alanlardan birazcık bahsetmek istedim. Bizler bugün burada biraz neyi tartışmak istiyoruz aslında? Yüzey teknolojilerini. Yani ürünlerin geliştirme fazında ve aynı zamanda yine kullanım aşamasında biz neden doğru yüzey işlemleri yapmamız gerekiyor? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Ürünlerin kullanım aşamalarında dayanıklılığı birinci noktada bizim için önemli. Bundan dolayı da üretim aşamasında uygulamış olduğumuz her bir prosesin bir etkisi var. Bundan dolayı yine kaplamalar uygulanıyorsa kaplamanın dayanıklılığını sağlayacak olan ara yüzey işlemleri, ön işlemler bizler için kritik oluyor. Diğer bir başlığımız aslında ürünlerin enerji verimliliğini anlatırken biraz sonra daha detaylı gireceğim. Korozyon direncinin olması. Bir başka başlıksa enerji verimliliği. Biraz önce ifade ettim. Enerji kaynaklarında kısıtlar söz konusu. Enerji kriziyle karşı karşıyayız. Bundan dolayı hem üretimde hem de kullanım aşamasında enerji verimliliğini odağımızda tutarak gelişmeler yapmamız gerekiyor. Ve tabii ki beyaz eşya diyoruz, kullanıcıyla tamamen temas halinde olan ürünler. Ve ürünlerin seçim aşamasında enerji verimliliği yine elde edilecek olan fonksiyoneller bir seçim kriteridir. Ama aynı zamanda estetik, yani görsel algıdaki
kalitede önemli bir yer tutmaktadır. Bundan dolayı uygulanan yüzey işlemleriyle de estetik algının arttırılması bizler için önemli bir yer tutmaktadır. Ürünlerden bahsettim ama ilk başta da bahsettiğim gibi bizler için sadece son üründeki özellikler değil, ürünün geliştirme fazında, üretim aşamasında da uygulanan prosesin verimliliği ve maliyet açısından sağladığı avantajlar da yine seçilen işlemler açısından önemli bir noktayı kapsamaktadır. Uçtan uca ifadesini kullandım. Tasarım, üretim ve aslında müşterideki ömür açısından düşündüğümüzde her bir aşamada bizlerin odağında olan tek bir yaklaşım var artık. Hem karbon ayak izini hem de su ayak izini azaltacak çözümlerin ürünlerle buluşması. Bundan dolayı da ilerleyen dönemlerde çokça tartışacağımız ve geliştirmeye açık olan nokta aslında yüzey işlemlerinin hem daha enerji verimli bir verimliliğine sahip olarak yapılması hem de su tüketiminin azaltıldığı uygulamalar. Bir diğer başlık da aslında uygulanacak olan metotta yöntemle atık oluşumunun da azaltılması. Bunlar bizlerin kendimize çizdiğimiz yol haritamız aslında olmazsa olmazlarımız ama aynı zamanda çevresel faktörler de dikkate alınarak farklı ülkelerde devreye alınan yönetmelik olarak aktif hale getirilen regülasyonlar da bizlerin seçmiş olduğu uygulamaların değişmeye doğru yönlendirmektedir. Ben burada biraz da dikkatinizi aslında biz yüzey işlemleriyle neler elde etmek istiyoruz, o başlığa çekmek istiyorum. Daha sonra da örneklerle bunları detaylandıracağım. Dediğim gibi bizim için ana nokta ne olursa olsun çevre dostu uygulamalar geliştirmek. Bunlar üretim aşamasında da, kullanım aşamasında da bizim için önemli bir adım. Ve tüm ürünlerimizde enerji verimliliğini dile getiriyoruz. Enerji verimliliğinin sağlanabilmesi için tabii ki ürünlerde aşınmaya bağlı doğabilecek problemler, yine sürtünme katsayısı yüksek olan eğer bir uygulama varsa bu ürünün enerji verimliliğini aşağıya çekebilmektedir. Dayanıklılık dedik, yani tamamıyla yüzey işlem olarak yapacağımız uygulamalar boyanın kalitesini etkileyebilmekte. Yine enerji verimliliğini etkileyen aşınmayı engellemek için kritik bir özelliğe sahip. Müşteri açısından düşündüğümüzde ise yapmış olduğumuz uygulamalarla beraber müşteri konforunun artmasını istiyoruz. Bundan dolayı fonksiyonel kaplamalar geliştirmek yönündeki çalışmaları da aktarıyor olacağım. Fonksiyonel kaplamalar hem yüzeylerin kolay temizlenmesini sağlarken hem de antimikrobiyal, antibakteriyel özellikler kazandırarak da hijyen açısından da müşteriye ek avantajlar sağlamaktadır. Biraz önce de ifade ettiğim gibi tabii ki estetik algısı da ürünlerde çok önemli olduğu için yüzey işlemlerimizle plastik malzemelerin yine metal görünümlere sahip olan kaplamalarla yapılarak metalik bir etki yaratılması ve albenisinin artırılmasını da sağlamaktayız. Beyaz eşya sektöründe şu an aktif olarak kullanılan uygulamaları düşündüğümüzde ise bunları 4 ana sınıfta aslında kategorize edebiliyoruz. Öncelikle bizler boya uygulamalarını yaygın olarak kullanıyoruz ve boya prosesleri içinde hani yaş boya ve toz boya en son yapılan adım bile olsa ara yüzeyler için yapılacak olan koruyucu kaplamalar, aynı zamanda yüzeyi hazırlamak için yapılan ön işlemler boya uygulamaları için öne çıkan yüzey işlemleri olarak ifade edebilirim. İnce film kaplamalar bugün artık sektörde yaygın olarak kullanılmaya başladı. Özellikle Sol-Gel tekniğiyle uygulanan kolay temizlenebilir kaplamalar beyaz eşya sektöründe özellikle pişirici cihazlarda ve küçük ev aletlerinde yüzeyin kolay bir şekilde temizlenmesi ve kir tutmasını engelleyen kaplamalarla birleşmiş durumda. Aşınma problemi söz konusu olabiliyor ürünlerde ve ürünlerin kilit noktasını oluşturan parçalarda diyeyim. Bu noktada bu aşınmayı engelleyen, aşınma direnci yüksek olan kaplamalar yine fiziksel buhar biriktirme metotlarıyla da uygulanabilmekte. Aktif olarak da şu an sektörde kullanılan bir uygulama. Pişirici cihazları düşündüğümüzde yüksek sıcaklık söz konusu. Bundan dolayı da yüksek sıcaklığa dayanımı olan ve yüzey özelliklerini de koruyan emaye kaplamalar üçüncü bir sınıf olarak paylaşılabilir. Ve son olarak da elektrokimyasal kaplamalardan bahsetmek istiyorum. Dediğimiz gibi ürünlerimizde hem maliyet avantajı sunmak istiyoruz hem de ürünü hafifletmek. Yani belli başlı parçalarımızda metal yerine metal görünümüne sahip olan
plastik malzemelerin kullanımı yaygınlaştı ve bu kaplamaları da elektrokimyasal proseslerle gerçekleştirebiliyoruz. Şimdi biraz daha bazı örnekler vererek aslında bu uygulamaların neden önemli olduğunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Enerji verimliliğinden bahsettim. Enerji krizinin gün ve gün arttığını dile getirdim. Burada beyaz eşya ürünlerinde özellikle buzdolabına dikkatinizi çekmek istiyorum. Çünkü hani bizler için enerji verimliliği en önemli olan ürünlerden bir tanesi. Ve burada enerji verimliliğini etkileyen iki ana komponent var aslında. Bir tanesi yalıtım malzemesi, diğer ise kompresör. Kompresörde aşınmayı engelleyecek olan kaplamanın kullanılması, aynı şekilde sürtünme katsayısı düşük kaplamaların kullanılması, kompresör kaynaklı doğabilecek olan enerji kaybını minimize etmektedir. Bundan dolayı özellikle mangan fosfat kaplamalar şu an sektörde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu alanda hani kaplamayla beraber tabii ki kaplama için kullanılan banyolardaki iyileştirmeler söz konusu. Ve ilerleyen dönemlerde dediğim gibi özellikle su ve atık da dikkate alındığında burada yapılan çalışmalar yine sektörde fark yaratacak olan sonuçlar doğuracaktır. Alternatif olarak da yine molibden disülfit gibi katı ve kuru yağlayıcı katkıların kullandığı nanokompozit kaplamalar kullanılabilir. Aynı şekilde yine aşınmaya karşı direnci arttıran ve sürtünme katsayısı da düşük olan DLC kaplamalar da sektörde ilerleyen dönemlerde yer bulacaktır. Bir başka örneği de yine dış görünüş gruplarından örnekleyerek aktarıyor olacağım. Burada bildiğiniz gibi bizlerin hani dış görünüş grubu olarak dediğimiz yüzeyler aslında boyalı saçlar ve burada darbeye karşı, çizilmeye karşı malzemenin dayanıklı olmasını bekliyoruz. Korozyonun olmamasını talep ediyoruz. Tabii ki burada paslanmaz çelik maliyet açısından kullanılamıyor. Bundan dolayı kullanılması tercih edilemiyor. Aynı zamanda ağırlık olarak da düşünelim. Burada çözüm olarak hani yaygın kullanılan yine karbon çeliği. Ancak burada karbon çeliğini de paslanmaya karşı korozyon direncini artıracak uygulamalar yapılması gerekiyor ve katoforitik kaplamalar, elektroforitik kaplamalarla beraber taban malzemeyi dış ortamla iletişimi kesecek şekilde sürekliliği sağlanan bir kaplama yapıldığında korozyona karşı direnci elde etmiş oluyoruz. Diğer bir uygulama ise sıcak daldırma galvanizleme yöntemiyle oluşturulan çinko tabaka. Çinko herhangi bir durumda aslında taban malzemedeki pası engellemek için kendi tükenirken alt tabakayı koruyor. Aynı zamanda oluşan çinko oksit katmanı da ek bir bariyer olarak yine yüzeyde korozyon oluşumunu engelliyor. Bir başka nokta da aslında çinko kullanımında oluşan beyaz görüntü müşteriler tarafından aslında tam olarak pas olarak değerlendirilmediği için de müşteri memnuniyetsizliği belli bir dönem kontrol edilebiliyor diyeyim. Yine ürünün hani fonksiyonu yerine getirdiği sürece kullanımı da söz konusu. Ben biraz aşınmaya yönelik olan çözümlerden bahsettim. Aynı şekilde yüzeyleri korumak için uygulanan koruyucu kaplamalardan. Diğer bir örneğimiz de fonksiyonel kaplamalar özelinde. Müşterilerin konforunu artıracak olan bu uygulamaların ana amacı aslında yüzeyin ıslanabilirliğini kontrol ederek yüzeyde kirin tutunmasını engellemek ve böylece daha az deterjan, daha az su kullanarak yüzeyden kolayca temizlenmesi sağlıyoruz. Hem müşteri konforunu artıran bir çözüm hem de daha çevreci bir uygulama olarak bugün yaygın olarak artık ürünlerde yer bulmaya başlıyor. Alternatif uygulamalar da karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda yüzeylerde bırakmış olduğumuz aslında parmak izinin de görüntüsünü gidermek için anti fingerprint kaplamalar ve oleofobik kaplamalar da fonksiyonel kaplamalar olarak ürünlerde ilerleyen dönemlerde uygulanıyor olacak. Kaplamalardan bahsettiğimizde kesinlikle atlamamız gereken bir nokta var. İstediğimiz formülasyona sahip olabiliriz ama biz bunu yüzeyde tutamadığımız sürece istediğimiz değeri yaratamayacağız. Bundan dolayı taban malzemeyle fonksiyonel kaplamaların ya da diğer kaplama uygulamalarının tutunmasını sağlamak için ara işlemler yapılması gerekebiliyor. Ve burada da air plazma işlemleriyle yüzeyin enerjisini aslında kontrol ederek tutunmasını sağlayabiliyoruz. Buradaki örnekte polipropilen plastik malzeme üzerine lazerle plazmayla işlem yapılan ve yapılmayan yüzeyleri görüyorsunuz. Plazmanın uygulanmadığı alandaki boya
tutunma testi sonrası kabuk şeklinde ayrılıyor. Plazma işlemi yapılan yüzeyde ise tutunmanın gerçekleştiğini görüyoruz. Bu şekilde yüzeye kaplanamayan aslında kaplama formülasyonlarının uygulanmasını sağlıyoruz. Aynı zamanda yine plazma işlemleriyle de iki farklı malzemenin birbirine birleşmesini de sağlamak amacıyla kullanıyoruz. Örneğin fırın panellerinde cam panelle metal çerçevenin birleşmesi için aynı yaklaşım kullanılmakta. Son olarak da lazer işlemiyle yüzeyde desen oluşturmaktan bahsetmek istiyorum. Şu an aktif olarak bizim sektörümüzde kullanılan bir teknoloji değil. Ama neden bu teknoloji bizim için önemli ve yakın takipteyiz, onu paylaşıyor olacağım sizlerle. Burada fonksiyonel kaplamaları anlatırken ıslatılabilirlikten bahsetmiştim. Yani yüzeye damlatılan bir suyun yüzeye yayılma eğiliminden. Bunu kaplamalarla yönetebiliyoruz ama aynı zamanda lazerle yüzey üzerinde oluşturduğumuz desenlerle yüzey pürüzlüğünü değiştirerek de yüzeyin ıslanabilirliğini kontrol ederek hidrofilik seviyeden hidrofobik seviyeye yüzey karakteristiğini taşıyabiliyoruz. Burada örnekte gördüğünüz gibi ilk yüzey aslında herhangi bir desene sahip değil. Bundan dolayı da hidrofilik bir karakteristik göstermekte. Lazerle daha sonra halka şeklinde yapılan desenler sayesinde yüzey hidrofobik bir karakteristik kazanmış oluyor. Ve burada lazer teknolojilerinin gelişmelerle birlikte mikro seviyeden nano seviyeye kadar farklı boyutlarda aslında desenler yaratılabiliyor ve bu şekilde de yüzeyin hidrofobik özelliğini kontrol edebiliyoruz. Yine yan taraftaki detaylı örnekte de halkalar şeklinde çizgisel olarak uygulanan desenin sadece bu çizgiler arasındaki mesafenin bile değişimiyle hidrofobik karakterdeki değişimin nasıl kontrol edildiğini görebiliyoruz. Dediğim gibi bugün bu teknoloji birebir olarak bizim sektörümüzde uygulanamıyor. Geniş yüzey alanlarında uygulamalardaki kısıtlardan dolayı. Ama ilerleyen dönemlerde lazer teknolojisindeki gelişmelerle beraber biz bu uygulamanın da beyaz eşya sektöründe yer bulacağına inanıyoruz. Bunun da önemini aslında ve uygulamasına da bir örnek olarak bulaşık makinesini sunmak istiyorum sizlere. Bulaşık makinelerinde bildiğiniz gibi iç hazne tamamen metal malzemeden üretiliyor ve kurutma adımında hem yük üzerindeki hem de metal haznedeki suyun uzaklaştırması gerekiyor. Burada yüzeye yaratılacak olan bir patenle oluşturulacak olan hidrofobik karakter aslında suyun yüzeyden kurutma adımında kolay bir şekilde uzaklaştırılmasına daha kısa sürede daha düşük enerjiyle aslında bu adımın tamamlanmasını sağlayacaktır. Biz bundan dolayı bu teknolojileri yakından takip ediyoruz ve ilerleyen dönemlerde de ürünlerimizle birleşeceğini düşünmekteyiz. Ve son olarak da tekrardan aslında yüzey işlemleriyle hedeflerimizi bir özetlemek istiyorum. Tamamıyla bizler için kritik olan ürünlerimizdeki dayanıklılığı ama müşteri konforunu da artıracak olan uygulamaları yapmak. Uçtan uca tüm süreçte. Tasarım, üretim ve müşteri kullanımında yüzey işlemleri doğru uygulandığında istenilen etkinin de yaratılacağına inanmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Evet, sizin için de eğitim gönüllerine yapılmış bir bağış var. Bunu size iletmek istiyorum. Buyurun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Soru bölümü var. Zamanımız var sanıyorum. Mikrofon. Siz sorun, ben söyleyeyim. Şu an kullanılan ürünlerde yine silan katkılı kompozisyonlar ve organik bazlı formülasyonlar uygulanmakta. Sol jel ağırlıklı olarak uygulanmakta. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan? Teşekkür ederiz. Yarın da bir programımız var. İki konuşmacımız olacak. Çinko lamelli kaplamalarla ilgili Erdal Yılmaz konuşacak Kapsam firmasından. Daha sonra da nikel krom konusu var. Önemli çevreyle ilgili krom 6, krom 3 kaplamalarla ilgili Erdal Yılmaz'ın İlker Karabulut'un bir konuşması olacak. Bunların saatleri de 13.30'da başlıyor. Vaktiniz olursa bekleriz. Çok teşekkür ediyoruz TÜİDER adına.